XRP balinaları sonunda harekete geçti diyor. Ripple'ın fiyatı da yükseldi. Tersini yazsa sanki daha mantıklı olacaktı. Doğrusu olacaktı ama doğru kabul edelim. XRP üzerine konuşacağız. Burada genel anlamda XRP'den bahsetmeye çalışıp gayret edeceğiz diyebilirim. Bu arada tabii ki abone olup videoyu da beğenelim. Abone olmayanlar abone olsun. Videoyu da izleyen herkes beğenmesini rica ediyorum. Bunları yapalım. Şimdiden abone olup videoyu beğenenlere de teşekkür ederim. XRP balinaları bayağıdır harekette. XRP böyle diye zaman zaman bu tarz hareketler çok yapıyor. Bir de şu anda tam XRP'nin kısa orta vadeli güçlü olduğu bir zaman dilimine doğru gidiyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var. Diğer kanalda kısmen bununla alakalı konuştum. Dediğim gibi bunun sebeplerinden en büyüklerinden bir tanesi bir dava süreci. Zaten Mayıs ayına kadar, Mayıs dahil olmak üzere dava konusunda çeşitli argümanlar kullanılacak, önemli bir zaman diliminden geçilecek. Bu noktada zaten spekülatörler için ya da işte XRP coin tutanlar için öyle amşan bir olaylar ya da muhabbetler bulunmamakta. Fakat yine de bu sürece önem atfediliyor. Yani durum bu. O yüzden gelen haber tamamen spekülatif olarak XRP'nin fiyatını etkiliyor. Bu bir gerçek yani. Haliyle önemli bir zaman. Bir de Ripple'ın pozitif haberler alması bekleniyor. İkincisi, ABD tarafında biliyorsunuz en son veriler geldi ki yarın da bir parti üfe açıklanacak. O yüzden yarın da çok ama çok önemli. Aslında tabii Fed'in faiz indirimleri yaklaşırken, hani Fed faiz indirimi yaptıkça tabii ki kripto paralar Mark Yusko'nun deyimiyle bildiğiniz uçacaktır. XRP coin'e gelince kısa orta vadeli biraz daha verilerin en son TÜFE'deki gibi yüksek açıklanması aslında XRP gibi varlıklara duyulan güveni artırıyor diyebiliriz mesela. Meme coin'ler biraz daha tabii ki konumunu korudu ama yükselişten birazcık ayak kesti. Piyasaya giren varlıkların büyük çoğunluğu paranın önceki zamanların aksine Bitcoin'e yine işte XRP tarafına, yine Sol, Avax tarzındaki varlıklara girişi gerçekleşti. Öncesindeki potansiyel fiyatlama da birazcık buna göre yapıldı. Yani demem o ki daha sonuç odaklı çalışılıyor. Garanti olan faiz indirimleri doğru piyasa para çekiyor ama süreç uzadıkça yatırımcı içeride riskten korunma yöntemi seçiyor kısa vadeli ve varlıkları buraya bu tarz varlıkları aslında park ediyor şeklinde ifade edebiliriz. Bu demek değildir ki faizler indirilmeye başlandıktan sonra da ters olacak. Hayır, bu ya burada bu matematik işlemiyor yani onu söylemek gerekiyor. 2 ile 2 topladığınız zaman finansal ortamlarda 4 etmeyecektir. Çok büyük bir çoğunlukla bazen edebilir belki. XRP coin'de şu an iyi bir zaman diliminden geçiyor. Sağlam varlıklardan bir tanesi, fiyatı düşük varlıklardan bir tanesi. Unutulmaması lazım. Bakın ben şunu hatırlatayım sizlere. Çok kısa zaman dilimi önce günler mi diyeyim, bir iki hafta mı? Yani ben şey yapamadım mesela, takip edemedim yani yükselişlerin ne zaman başladığını Shiba'da falan. En son ben Shiba'da hala şeydeyim yani 5.09'lardayım yani onu söyleyeyim. Ben hala Shiba'da 5.09'lardayım ya da ne bileyim Doge'da işte 7 sentlerde falanım yani 7-8 sentlerdeyim. Ne zaman ne olduğunu anlayamadım bile. Belki ciddi bir çoğunlukta öyledir yani normal olarak baksanıza. Shiba 97'lerdeydi. O nerede, bu nerede? Demem o ki şuralarda millet ağlıyor, ağlıyor. Ağlıyor ya. Niye yükselmiyor diyor. Bütün piyasa yükseldi. Niye Shiba yükselmiyor? Al. Shiba şimdi 2x daha yapınca ateş açtı. Öyle yükseldi yani. Birkaç günün içerisinde 5-6 kat arttı. Anında ya, tek kalemde. Şu an hala çok güçlü. Yani zayıf hali bile güçlü şu an Shiba'nın. Baksanıza. 5 milyar dolardı, 20 milyar küsür dolarlara fırladı Shiba'nın market cap'i. 4 küsürlerdeydi falan. Bu kadar düşüktü. Sonrasında Floki, Pip, bunları tek tek saymayayım bile yani size. Tek tek.
Bunların hepsi için geçerli. Shiba için örnek veriyorum. Bak videolar duruyor kanalda. Sol. Birkaç gün içerisinde de aynı versiyon solda vardı, AVAX'ta vardı. AVAX'ın birkaç gün önce fiyatı 39 dolarken attığım video duruyor. Bu da işte 5-6 gün önce falan herhalde attığım video. Şey de değil yani, 2-3 hafta önce de değil. Bak şu an AVAX'ın fiyatına çok dikkat edin. 39'lardan sıçradı 52-76. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha da vuracak. Tamam. Demem o ki vakti geldiğinde gereksiz eleştiri, şu bu, bunların hepsi boş. Vakti geldiğinde hepsi yapacağını yapıyor. Yatırımcı da yerini ya almış oluyor ya almamış oluyor. Kimi kazanıyor, kimi de kazanamadım diye ağlıyor falan tarzında. Piyasa böyle dönüyor yani. O yüzden olacak olan şey oluyor. Yatırımcı yanlış yaptığı oluyor. Hatalı iş gerçekleştirdiği oluyor. Bu niye yükselmiyor gibi çok parlak sorular sorabiliyor. Ama günün sonunda dediğim gibi olan şey oluyor. Yani böyle bu niye yükselmiyor gibi özgün sorular sormak yerine bence nadir bir şey yapıp fiyatı düşük olan varlıkları toplayabilir ve hareket gerçekleştikten sonra kazanç sağlayabilirsiniz. Gerçekten de böyledir yani. Çok fazla piyasada yapılmaz. Genelde aslında borsada bok atılan tahtacılar ve kripto pazarındaki balinalar gerçekten bunu yapar. Yapması gereken şeyi yapar. Yüksek fiyatlardan hakkı olarak satış yaparlar aslında. Çünkü büyük bir çoğunluğun uyuduğu ve ağladığı noktalardan alım yapmış oluyorlar. Fakat sonrasında fiyat düştüğü noktada, bak hakkıdır düşmek. Şimdi XRP'nin fiyatı mesela gelmiş 10 dolara. Bir gün olacak bu. O fiyata gelecek, fiyatlar düşmeye başladığında millet ağlayacak. Balinalar bilmem ne yaptı bizim hakkı. Arkadaşım sen şu an uyuyorsun yani, ağlıyorsun. Niye yükselmiyor diye. Tamam mı? Yakın zamanda bir sürü varlıkta gördük bunu. Şimdi ATH'dan sonraki millet başlar ağlamaya. Ne olacaktı başka? O yüzden düzgün zamanlarda yatırım yapılması lazım ki daha ilerleyen vakitlerde problem yaşanmasın bak. Bunlar çok sıkıntılı işler. Umuyorum ki büyük bir çoğunluk şu anda video izleyen işteyse aldığı varlıklarda kârdadır inşallah. Düşük varlıklar, fiyatı düşük varlıklar alın. Fiyatı yüksek varlıklardan kaçının. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.